Arkadaşlar merhaba. Tanzimat dönemi şiiri hakkında bilgi vereceğiz şu anda. Başlayalım. Biliyorsunuz Tanzimat dönemini birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki başlık altında inceliyoruz. Şimdi öncelikle Tanzimat'ın birinci dönem şiirinin genel özelliklerinden bahsedelim. Divan edebiyatından etkilenilmiştir. Heceyle şiir denemesi varsa da aruz vezni ve beyit nazım birimi yoğun olarak kullanılmıştır. Vatan, millet, hak, adalet, hürriyet temaları işlenmiştir daha çok. Sanat toplum için anlayışı benimsenmiştir. Dilde sadeleşme amaçlanmışsa da başarılı olunamamıştır. Bütün güzelliği benimsenmiştir. Yani konu bütünlüğü esas alınmıştır. Biliyorsunuz divan edebiyatında parça güzelliği önemseniyordu. Gazel, kaside, murabba, terkibi, bent gibi klasik nazım biçimleri yine divan edebiyatında kullanılan bu klasik nazım biçimleri Tanzimat'ın birinci döneminde de kullanılmaya devam etmiştir. Fransız edebiyatı örnek alınmıştır ve şiirde klasizm, romantizm akımlarının etkili olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Birinci dönem şairleri ve bunların önemli eserleri nelerdir? Birinci dönem şairlerinden ilki Ziya Paşa arkadaşlar. Öncelikle halk edebiyatını savunmuş olan Ziya Paşa, sonrasında divan edebiyatını benimsemiş ve divan edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır. Bu da tabii ki Namık Kemal tarafından eleştirilmesine sebep olmuştur. Hakimane, hikemi bir üslupla şiirler yazdığını görüyoruz Ziya Paşa'nın. Terkibi bent ve tercihi bentleriyle günümüzde dahi bilindiğini, tanındığını söyleyebiliriz Ziya Paşa'nın. Ayrıca kimi beyitlerinin yahut dizelerinin günümüzde atasözü olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar birer atasözü değildir. Ziya Paşa'nın dizesi olduğundan özlü söz yani vecize olarak kabul edilebilir. Eserleri nelerdir? Eşar-ı Ziya, Zafername, Defter-i Amal, Harabat, 3 ciltlik bir antolojidir ve şiir ve inşa makalesi. Diğer bir birinci dönem şairi Namık Kemal'dir. Vatan şairi olarak anılıyor Namık Kemal. Şiirlerinde vatan, millet, hukuk, adalet, hürriyet temalarını yoğun biçimde işlemiştir. Hürriyet Kasidesi isimli şiiriyle ön plana çıkmıştır, tanınmıştır. Heceyi kullansa da daha çok aruzla şiirler yazdığını görüyoruz Namık Kemal'in de. Meşhur şiirleri şunlardır. Vaveyla, bir muhacir kızının istimdadı yahut vatan mersiyesi, Hilali Osmani Hürriyet Kasidesi. Bir parantez içi bilgi olarak şunu söyleyebilirim. Hürriyet Kasidesini mutlaka aklınızda tutunuz arkadaşlar. Çok önemli bir şiirdir. Hem Namık Kemal'in şiir sanatında hem de Tanzimat'ın birinci dönem şiiri bağlamında. Ve üçüncü Tanzimat birinci dönem şairimiz İbrahim Şinasi'dir. Kendisi aslında ilklerin adamı olarak da bilinir. İlk noktalama işaretlerini yine kendisi kullanmışlar ama biz burada sadece şiir yönü üzerinde duracağız. Sade bir dili savunmuştur. Şiirdeki yenileşme çabalarında başı çekmiştir kendisi ve Fransız edebiyatından şiir çevirileri yaptığını görüyoruz İbrahim Şinasi'nin. Eserleri Tercüme-i Manzume, Fransız edebiyatından çevirdiği şiir tercümeleridir ve Müntahabat-ı Eş'ar'da kendi yazdığı şiirlerinden oluşan şiir kitabıdır İbrahim Şinasi'nin. Tanzimat'ın ikinci dönem şiirinin genel özellikleri nelerdir? Divan şiiri etkisi bu dönemde de yoğun biçimde etkisini sürdürmüştür. Aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi bu dönemde yoğun biçimde kullanılmıştır. Ancak bu dönemde birinci dönemdeki toplumsal konulara zıt olarak aşk, yalnızlık, tabiat, ölüm gibi bireysel konular işlenmiştir. Birinci dönemde sanat toplum için anlayışı savunulurken bu dönemde sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir. Bu dönemde dil kesinlikle sade değildir. Süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır ikinci dönem Tanzimat şiirinde. Ve yine ilk pastoral şiirin Abdülhakamit tarafından bu dönemde yazıldığını görüyoruz Sahra isminde. Tabi Sahra'yı yazmayı unutmuşum oraya. Ve bu dönemde şiirde romantizm akımının da etkili olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. İkinci dönem şairleri kimlerdir? Recaizade Mahmut Ekrem. Yaşadığı dönemde üstat olarak anılmıştır kendisi. Divan edebiyatını savunan Muallim Naci'ye karşı yeni edebiyatı savunmuştur.
Kulak için kafiyeyi benimsemiştir Recaizade Mahmut Ekrem. Karşısındaki muallim Naci de göz için kafiyeyi benimsemişti. Daha çok aruzla şiirler yazmıştır Recaizade Mahmut Ekrem. Güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunan Recaizade Mahmut Ekrem'in şu cümlesini unutmayalım arkadaşlar. Zerreden küreye, yani bir toz tanesinden bir güneşe kadar her şey şiirin konusu olabilir. Bazen sorularda bu bilgi Recaizade'yi tanımak amacıyla ya da Recaizade'yi seçebilmemiz için ipucu niteliği taşımaktadır. Tabii acı olaylar da yaşamıştır Recaizade Mahmut Ekrem ve bu olaylar onun şiir sanatını da etkilemiştir. Piraye, Emcet ve Nijat isimli çocukların ölümü Recaizade'nin daha çok duygulu, romantik, hüzünlü şiirler yazmasını sebep olmuştur. Ayrıca şiirlerinde romantizmden etkilendiğini de söyleyebiliriz. Eserleri olarak şiir kitapları Name-i Seher, Yadigar-ı Şevap, Zemzeme 1, 2, 3, Tefekkür, Pejmürde, Nijat Ekrem ve Nefrin sayılabilir arkadaşlar. İkinci Tanzimat ikinci dönem şairimiz Abdülhak Hamit Tarhan'dır. Kendisi tezatlar şairi olarak da bilinmektedir, anılmaktadır. İlk defa Süleyman Nazif tarafından şairi azam olarak nitelenmiş ve yaşadığı dönemde yine şairi azam olarak anılmıştır. Daha çok tabiat ve aşk temalarının işlediğini görüyoruz şiirlerinde. Heceyle şiir denemeleri varsa da daha çok yoğun biçimde aruzlu şiirler yazdığını görüyoruz. Abdülhakimit Tarhan'ın da şiir kitapları Sahra, Makber, Ölü, Hacle, Belde, Bunlar Odur, Baladan Bir Ses, Garam, Validem şiir kitaplarıdır. Validem şiir kitabı ilk kafiyesiz şiirimizdir ayrıca. Ve üçüncü Tanzimat ikinci dönem şairimiz Muallim Naci. Divan edebiyatını savunmuştur. Yani göz için kafiyeyi savunmuştur. Köyden bahseden ilk şiirimiz olan Köylü Kızların Şarkısı eserini yazmıştır. Recaizade ile yaptıkları abes muktebes tartışması önemlidir. Unutmuyoruz kesinlikle. Tabi bu abes muktebes tartışması kafiye göz için mi kulak için mi tartışması olarak da anılıyor. Tabi burada göz için kafiyeyi savunan Recaizade Mahmut Ekrem, yeni edebiyat taraftarı, kulak için, özür dilerim tam tersiydi. Göz için kafiyeyi savunan divan edebiyatı taraftarı Muallim Naci'dir. Kulak için kafiyeyi savunansa yeni edebiyatı savunan Recaizade Mahmut Ekrem'dir arkadaşlar. Ve yine birbirlerine karşı yazdıkları eleştiri yazıları da, eserleri de çok önemlidir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Muallim Naci'yi eleştirdiği Zemzeme isimli bir eseri vardır. Muallim Naci'nin de Recaizade'yi eleştirdiği Demdeme isimli bir eseri vardır. Bu eserler soruluyordu arkadaşlar. Nasıl aklımızda kalabilir? Recaizade'nin Z'si arkadaşlar Zemzeme'de bakın iki tane var. Belki faydası olur. Muallim Naci'nin Demdemesi M, Demdeme'de de görüyorsunuz iki tane M var. Yani çok basit, iptidai, uyduruk hatta diyebileceğim şifreleme olsa da bakarsınız işinize yarar. Muallim Naci'nin şiir kitapları da şunlardır. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sümbüle ve Yadigarı Naci'dir. Dinlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah sınavlarda başarılı olursunuz. İyi çalışmalar, iyi akşamlar.